Siz evet. asgari ücretle ilgili açıklamalar yapıyorsunuz sürekli. Bir de emeklilerin durumu var ki onlar evet. Temmuz'da biraz unutuldu. Ee, belki Ocak ayında göreceğiz. Asgari ücret açıklanacak. Emekliler ne diyor? Asgari ücret konusunda ne bekliyorlar? Siz ne bekliyorsunuz? Şimdi bakın bir kere emeklilerle ilgili e, bak şu anda bile hicap duyuyorum bunu konuşurken. Neden biliyor musun Bu kadar acı varken ama bunu evet. da söylemek zorundayız. Tabii. Bu da öbür taraftan hayatta devam ediyor. Ve emeklilerimizin ee, ...özellikle emeklilerle ilgili problem bir tane değil Cem Bey. Yani birkaç tane problem var. Bir, e, 7500 lira e, alan emeklilerimiz var. Bunlar gerçekten çok zor durumda bu hayat şartlarında. Temmuz'da unutuldu Tabii. Ve ben ısrarla biliyorsunuz o günde söyledim. E, görüştüm. Ve burada özellikle o kök maaş hikayesi... Yani e, böyle bir şey nasıl meclisten geçti? Ben mecliste olsam asla buna müsaade etmezdim. Yani kök maaşı yapacağım diye sen 7500 lira adam 7500 lirada kaldı ya. Güya %25 zam açıklandı. E şimdi dolayısıyla bu gerçekten fıkra gibi yani. Şimdi o kadar milletvekili var hiç mi bir tanesi bunu görmüyor? O kadar grup var hiç mi bir tanesi bunu fark etmiyor? E şimdi ikincisi ne var? İkincisi kademeli bir artış olması lazım. Yani şimdi e, geliyor vatandaş bana diyor ki ya ben emekli olduğumda bundan 10 sene önce ya da 20 sene önce Asgari ücretin 3 katı emekli maaşı alıyordum diyor. Şimdi 1,5 katına düştü diyor. Yani kademeli olarak da bir, bir artışte gerekiyor. Var mı? Elbette ki bir serzeniş var. Seçime Şimdi yansır mı bu? Ee, eğer bu Ocak ayında beklendiği şekilde bir düzenleme olmazsa elbette yansır. Çünkü şöyle bizim seçmen profilimiz şöyle. Bizim seçmen profilimizin aşağı yukarı %60'ı %70'i ideolojik olarak oy veriyor. Yani mesela bu CHP'ye oy veren %25'in 20'si CHP ne yapsa, işte PKK ile işbirliği de yapsa, vatandaşın hiçbir derdiyle de ilgilenmese, başında kimin olduğuna bakmadan götürüp oraya oy veriyor. İşte bu e, Milliyetçi Hareket Partisi içinde belli oranda, işte AK Parti içinde, bizim içinde, Yani böyle bir ideolojik bir şey var. Yani e, bir e, seçme mesela işte bu PKK'nın partisi. Ama Anadolu'da son seçimde gördük şimdi, ki Erdoğan'ın oyları ile AK Parti'nin oyları aynı değil. Tabii değil işte Düştü. O. Şu o aradaki farkıktan bahsetmeye çalışıyorum ama yüzde 20-30 arası bir kesim var ki onlar da tamamen ideolojik kaygılardan uzak ve hayat şartlarına göre oy veriyorlar. Yani ona göre değerlen Mesela benim rahmetli bir teyzemin kocası vardı, Allah rahmet eylesin. Eniştemiz şimdi bu zamlarla ilgili olduğu zaman ben de o zaman küçüktüm, onların yanında kalıyordum şeyde okurken ortaokulda okurken şimdi Demirel Ecevit mukayesesi vardı mesela o zaman. Şimdi birisi diyordu ki ben işte maaşı şu kadar yapacağım Demirel. Onlar biz çok sert konuşuyorlardı biliyorsunuz hmm. o zaman. Ee, Ecevit diyordu işte ben şunu yapacağım. Şimdi buna göre oy veren de bir kitle var. Yani e, vaat edilene göre. Dolayısıyla bunlar azımsanmayacak ölçüde. Bunu mutlaka ben onun için diyorum ki ocak çok önemli. Aslında bu Temmuz'da yapılması lazımdı. Ben bir kere e, bu e, özellikle emeklilerimizle ilgili e, sadece enflasyon farkı değil, enflasyon farkının üzerinde ciddi bir iyileştirme Mesela yapılması yüzde gerektiğini düşünüyorum. Mesela %40 geldi diyelim 6 aylık fark. Evet. Ne yani ne verilmesi lazım? Bir kere bu 7500 lira alan emeklilere mümkünse mümkünse %100 verilmesi lazım. Yani onların maaşları minimum 15 bin lira O zaman 12 bin lira lazım. alanlara da 11 bin %70-80 verilmesi lazım. Yani kademeli olarak yükseltilmesi lazım. Kademeli. Aslında burada aslında en önemli çözüm noktası şu. Yani bizim çözmemiz gereken. Bir e, aynen asgari ücret tespit komisyonu gibi bizim e, ülkemizde bir asgari hane geçim rakamı komisyonu kurulması lazım. Yani diyelim ki dört e, 4 kişilik bir aile asgari kaç liraya geçinebilir? Diyelim ki bu 15 bin lira ya da 20 bin lira farz muhal diyorum. Ve bir eve eğer sadece bir emekli maaşı giriyorsa 7500 lira işte bu 7500 lirayı devlet tamamlayacak. Peki şeyi biliyor musunuz yani orayı merak ettim. Enflasyon farkları tamam. Yani emekliye mesela şu kadar zam verecek gibi bir duyumunuz var mı? Hani temenni ayrı. Artı bir şey var. Refah payı var. Ama yani bunun oranı diyelim üzerinde... Ki 6 aylık enflasyon %40, %40'ı verecek ama artı bir de refah payı ekleyecek. Memurlara verecek. verildiği gibi bu sefer Memurlara başında... bu sefer yok. Yok yok. Yani benim onlara 8 bin lira verilmişti ya. Tabii. Gibi. Ama yani bu defa emekliye verilecek o memura. Tabii verilecek. emekliye verilecek. Peki yani özellikle de e, bu düşük maaş alan 7500 lira ile bin lira arasında maaş alan emeklerin biraz daha fazla e, gözetileceği duyumlarımız var.